Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca Umre'yi anlatacağız inşallah. Umre'ye giden kardeşlerimiz ya direkt Mekke'ye gidecekler veyahut da direkt Medine'ye gidecekler. Medine'ye gidecekler için zaten orada Medine'den Mekke'ye yolculuğa çıktığınız zaman Zülhüleyfe makamı var. Oradan ihrama gireceksiniz inşallah. Direkt Mekke'ye gidenler ihramlarını havalimanında giymeleri gerekiyor. Çünkü uçaktayken mikat mahallinden geçiliyor. Uçaktayken niyet alınması gerekiyor. İhrama girmeye niyet ettiğimiz zaman yani Mekke'ye direkt gidenler havalimanında ihramlarını giyecekler. Niyetlerini sadece uçakta yapacaklar. Medine'den gelenler Zülhüleyfe'ye geldikleri vakitte önce bir gusül abdesti mümkünse daha güzel gusül abdesti almak veya da abdest alıyoruz. Ondan sonra ihram elbiselerimiz var. Zaten iki parça onlar dikişsiz olması gerekiyor. Giyiyoruz onları alttan ve üstten. Temiz olmaları önemli. Bir de ihrama girmeden önce erkekler bacak aralarına zeytinyağı sürerlerse tavaf ve Safa Merve arasında gidiş gelişlerdeki o sürtünmeden hasıl olacak rahatsızlığı engellemiş olurlar, rahat ederler. Sonra güzel koku sürüyoruz. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Sonra iki rekat namaz kılıyoruz. İhram namazı diyerekten nafile iki rekat namaz kılıyoruz. Namazın peşinden de Allahümme inni uridul umrata feyessirha li ve tekabbelha minni. Bu duayı yapıyoruz. Allah'ım ben umre yapmayı murad ediyorum. Bana kolaylaştır ve benden bunu kabul eyle. Ondan sonra da hemen namazın bu duayı yaptıktan sonra telbiye çekiyoruz. Telbiye nedir? Şu lafızları söylemek. Lebbeyk Allahumma lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamda ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Buna telbiye deniliyor. Bunu çektiğimiz zaman artık umremiz başlıyor. Niyet almış oluyoruz. Niyetimizle, telbiyemizle birlikte umre ibadeti başlamış oluyor. Yani yasaklar başlıyor. Dikkatli davranmamız gereken vakit başlıyor. Telbiyeyi de bu lafızları bozmadan söylemek gerekiyor. Arttırma yapılabilir ama bu lafızlar bozulmayacak şekilde telbiye çekilir. İhrama girdik, telbiyemizi çektik, umremiz başladı artık, niyetimizi aldık. Ondan sonra artık orada kötü kelam konuşmamaya, kimseye zarar vermemeye, edebe aykırı hareketler etmemeye gayret göstereceğiz. Yeşil otlar falan kopartmayacağız, avlanmak falan yasak. Bunlarla pek karşılaşılmaz zaten de. Bilinsin yani şuradan şu ağacın bir yaprağını koparayım falan hiçbir şey kopartmayacaksınız. Hiçbir yeşile, güzelliğe zarar vermeyeceksiniz orada. Avlanma zaten bu zamanda olmuyor. Avlanma yapmayacaksınız. Avlanacak insanlara işaret bile etmeyeceksiniz, göstermeyeceksiniz avı yani. Bunların hepsi ihramlı kişiye yasak. Ve de ihramlıyken dikili elbise, normal şalvar falan bunlar giyilmiyor. Dikişsiz elbise giyiliyor. Baş açık olması gerekiyor. Sarık takılmaz, takke takılmaz. Ayaklarımızda da terlik olması gerekiyor. Terlik bulamadınız, ayakkabınız var. Başka da bir şeyiniz yoksa ayaklarınızı ayağınızın tam yan tarafından kesmeniz gerekiyor. Yani ayağın arka topuktan ortaya kadar olan bölüm açıkta kalması lazım. Açıkta kalması gerekiyor. Yüzümüzü ve başımızı örtmüyoruz. Erkekler böyle. Kadınlar ise tabii ki başları örtülü olacak avret olduğu için. Kadınlar da yüzlerini örtmeyecekler. Yüzlerini örtmeleri yasak. Ancak gölgelenme kabilinden şöyle bir örtü yaparsa yani örtünmek için değil de gölge için şemsiye kullansa veyahut da önden şöyle bazı gördüm ben umre yapan kadınları böyle bir şey yapıp önüne sarkıtmışlar. Bu şekilde gölgelenmek için yapmakta bir beis yoktur diye söylenmiş. Ve de erkekler telbiye çekerken seslerini yükseltecekler. Erkekler için faziletli olan bu. Kadınlar kısık sesle, sesleri duyulmayacak şekilde telbiye çekecekler. İhrama girdikten sonra yasaklar başladı demiştik ya. İşte bir yasak da artık güzel koku sürmemek gerekiyor. Bunun da altını çiziyorum. İki nokta çok önemlidir. Süslenme babından hiçbir şey yapmayacaksınız. Güzel kokuya kesinlikle dokunmayacaksınız. Bu güzel koku noktasında genelde aldanmalar nerede oluyor yani böyle unutmalar? Helaya girdiği zaman heladan çıktığında hemen tabii normal adeti olarak hemen normal kokulu sabunla ellerini yıkıyor insanlar. Burada dikkat etmemiz gerek. Bir de anneler yanlarında bebekleri olduğu zaman çocukların işte altını temizlerken ıslak mendil, kokulu ıslak mendil kullanıyorlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani uçakta da bazen yemeğin peşinden ellerini silsinler diye ıslak mendiller veriliyor.
Bunlara dikkat edelim inşallah. Kokulu hiçbir şey kullanmayacağız. Sabun da kullanmayacağız. Bunların cezaları var. Birazdan anlatacağız inşallah. Keza yağlanmak, kremlenmek, yani güzellik için yapılan ne varsa bunları kullanmak hepsi yasak. İhrama girdikten sonra saç kısaltmak, bıyık kısaltmak, tırnak kesmek, bunların hepsi yasak. Renkli elbise giymek. Tabi buradaki renkli elbiseden kasıt onda da koku olabileceği için eskiden öyleydi yani. Aslı olan tabi koku yoksa sorun yok. Aslı olan elbisenin dikişsiz olması ve temiz olması. Yıkanmakta hiçbir beis yok ihramlıyken. Sadece dediğimiz gibi kokulu sabun kullanmadan yıkanırsanız bunda bir beis yok. Gölgelenmek, gölgeye girmek bunların da hiçbirisinde beis yok. Gölgelenebilir. Bir de ihramlıyken bele para çantasını asmak için takılan kemerler. Bunları da kullanabiliyoruz. Bunlarda hiçbir beis yok. Tekrar söylüyorum altını çizerek kokulu hiçbir şey kullanmayın. Süslenmek babına hiçbir şey kullanmayın. Bunlar çok önemli. İhramlı yolda giderken nereden gidiyorsanız gidin neticede Mekke'ye baya bir yolunuz var. O yollarda giderken otobüse binerken telbiye çekin, oturduğunuzda telbiye çekeceksiniz. Zaten başta rehber oluyor, rehber bunu devamlı hatırlatıyor. Arabamız yukarı doğru çıkarken telbiye, düzde giderken telbiye, aşağı inerken telbiye, devamlı bu telbiyeyi çekeceğiz ve telbiyeyi çekerken sesimizi yükselteceğiz erkekler. Mekke'ye girdiğimiz zaman direkt Mescid-i Haram'a yöneliyoruz. Yani genel olarak tabii ki işte otellere eşyalar bırakılıyor. Odalar tayin ediliyor. Yani gidip odaya oturayım, yatayım, işte bir duş alayım gibi düşüncelere düşmeden eşyalarınızı bırakıp direkt zaten herkesin kalbinde Kabe-i Muazzama'yı görme aşkı oluyor. Direkt Kabe-i Muazzama'ya doğru yol alınacak. Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüz zaman ilk gördüğümüz zamanki dualar makbul. Orada da tabii güzel bir dua etmenizi nasihat ederiz. Hem kendinizin maneviyatı için dünyaya ve ahirete mutalik olan dualar, daha kapsamlı dualar ve de bütün ümmeti Muhammed'in ıslahı için dua etmenizi, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için ki ümmetin felahı oradadır. Böyle dualar etmenizi nasihat ederiz. Ama kalbinizde ne geliyorsa Rabbimize o şekilde yalvarmak güzeldir. İlk görüldüğü vakitte dua makbuldür diye rivayet var. Kabe-i Muazzama'yı gördüğümüz zaman tekbir çekiyoruz. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye böyle tehlil ve tekbirlerle. Sonra Hacerül Esved'e gidiyoruz. Siyah bir taş Kabe-i Muazzama'nın bir köşesinde. Zaten oraya yeşil ışıkla göstermişler. Tavafın başladığı yer orası. Kabe-i Muazzama'ya geldiğimiz zaman işte Hacerül Esved'e gideceğiz ya. Mümkünse Hacerül Esved'in yanına gidip Hacerül Esved'i öpüp öyle selamlayıp tavafa başlamak güzeldir. Ama yani biz kaç kere Ömre'ye gittik tam sayısını hatırlamıyoruz ama biz o mümkünlüğü hiç bulamadık. Hep kalabalık, aşırı kalabalık oluyor. Kalabalık olduğu zaman da arkadan o kalabalığın içine girmeden uzaktan selamlayıp o şekilde tavafa başlamak en güzeli. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh, Resul-i Ekrem böyle nasihat etmişler. Kimseye ziyan vermeden ibadetini yap, uzaktan selamla. Sen güçlü bir adamsın, gidersen oraya kalabalıkta birilerini ezersin gibisinden söylemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün erkeklerde bile hoş değil bu. İslam'ın vakarına uygun değil çünkü. Hani Hacı-ül Esved'i öpeceğim diye böyle bir güreş, bir savaş yapıyormuş gibi bir hal var orada. Kimileri kendilerini yaralıyorlar, parmakları kırılıyor, elleri inciniyor vesaire. Üstündeki ihram düşüyor falan. Bu erkeklerde bir de kadınlardan da oraya gidip şey yapanlar var. Bu tamamen facia yani. Çünkü kadının yani böyle sıkış tepiş olması, erkeklerin sürünmesi zaten İslam'da hiç uygunluk tarafı yok. Bir de oraya giriyor, başörtüsü düşüyor vesaire. Böyle bir ibadet şekli yok yani İslam'da. Bakın Hacerül Esved müsait mi? Müsait. Girebilirsiniz. Güzeldir. Ama müsait değilse o zaman uzaktan selamımızı verip ondan sonra tavafımıza başlayacağız inşallah. Hacerü'l-Esved'i selamlarken elimizi kaldırıyoruz. Bu da sünnettir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah diye tekbir ve tehlilimizi çekiyoruz. Erkekler izdiva yapıyor. İzdiva demek bir omuzu kapatıp diğer omuzu açmak. Bu şekilde tavaf yapacaklar ve ilk üç şavtta, ilk üç dönüşte rem dediğimiz şöyle biraz gerilerekten kendini göstererekten bir yürüyüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere boy gösterme yürüyüşü yapmıştı. Sünnet olarak kaldı bu.
İlk üçte tabii mümkün olursa, kalabalık olmazsa, kimseye ziyan verme durumu yoksa bu şekilde yürür. Kalabalık olursa normale döner diyor. Açıldığı zaman tekrar o şekilde ilk üç şafta dönüşte run yapıyoruz. İstiva 7 şafta da yapılıyor. Hacı el-Esved'i selamladığımız zaman sağ tarafından zaten göreceksiniz Kabe-i Muazzama'da dönüş aynıdır. Sağ tarafından başlayaraktan Hacı el-Esved'e döndüğümüz zaman sağ taraftan başlayaraktan tavafı başlatıyoruz. Her Hacı el-Esved'e geldiğimiz zaman tekrar Hacı el-Esved'i selamlıyoruz. Tavaf yaparken tavafımızı orada bir ara bölme var. Orası Kabe'nin hatim deniyor oraya. O Kabe'nin içinden sayılıyor. Onun için onun dışından yapmak gerekiyor tavafları, dönüşlerimizi. İçinden dönerseniz o tavaftan sayılmıyor yani. Buna da dikkat edelim. Her dönüşte Hacerül Esved'i selamlıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Bir de Rukn-ı Yemani var. Hacerül Esved'den hemen önceki köşe. Onu da selamlamak güzeldir. Yedinci defa döndüğümüz zaman Hacerül Esved'e gelip tekrar selamlıyoruz. Böylece tavafımızı bitiriyoruz. Tavaf bittikten sonra orada İbrahim Aleyhisselam'ın makamı var. O makamın arkasında iki rekat namaz kılmak gerekiyor. Bu da tavafın ibadetlerinden vaciptir. Orada iki rekat namaz kılmak. Tabii ki orada izdiham olma ihtimali çok oluyor ve hep oluyor yani. O makamı İbrahim'in arkasına doğru böyle geriye doğru giderekten arkadaki sakin bir yerde namazımızı kılalım. Yani bazı kardeşlerimiz tavafın ortasında namaza duruyorlar, çiğneniyorlar orada. Bu şekilde hani bir ibadet İslam emretmiyor yani. İnsanların izdihamını engelleyecek şekilde yaparsan ibadetinizi bu daha makbuldür. İki rekat namaz kıldıktan sonra tekrar gelip Hacerü'l-Esved'i selamlamak var. Ama bu da yine izdihamdan dolayı mümkün olmayacak. Çünkü tavaf devamlı dönüyor, tersinden gelmek zor oluyor. Yapabilen bunu da yapsın izdihama kapılmadan. Sonra Safa Tepesi'ne doğru yol alıyoruz. Zaten çok yakındır orası böyle. Arada zemzem kuyularının olduğu yerler var. Oradan zemzem de içilebilir. Zemzem içerken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ne niyetle içerseniz ona şifa olur diye buyurdu Efendimiz. Buna dikkat edelim inşallah. Orada ne hastalığımız varsa ona niyetlenelim. İkinci olarak da zemzemi kana kana içmek sünnettir. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu hadis-i şerifte zemzemi kana kana için, münafıklarla aranızda fark olsun diyor. Münafıklar zemzemi kana kana içemez. Böylece kana kana içtiğiniz zaman da münafıklıktan kurtulmuş olduğunuzun da bir işareti olur. Kana kana için zemzemi inşallah. Safa Tepesi'ne gidiyoruz ilk. Safa Tepesi'ne çıktığımız vakit orada Kabe-i Muazzama'ya yöneliyoruz. Yine tekbirimizi alıyoruz. Tehlimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber diyoruz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat getiriyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve barik ve sellim. Sonra ellerimizi kaldırıp dua ediyoruz. Ne ihtiyacımız varsa Rabbimizden Safa Tepesi'nde istiyoruz. Sonra oradan Merve'ye doğru yola koyuluyoruz. Merve'ye doğru giderken orada yeşil ışıklandırılmış yer var. Orada erkekler koşuyorlar. Kadınlar değil, erkekler koşarak orayı geçiyorlar. Sonra Merve Tepesi'ne gittiğimiz zaman orada da Safa'da yaptığımız gibi yine Kabe-i Muazzama'ya dönüyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve barik ve sellim diyoruz. Dua ediyoruz yine. Böyle bu bir şavt oluyor. Tekrar Safa'ya 2, 3, 4 derken 7 defa böyle gidip geliyoruz. Yedincisi Merve'de bitiyor. Merve'ye geldiğimiz zaman artık umremiz bitti. İhramdan çıkmak için kimisi saçlarını tamamen jiletle kesiyor ki hacıda bu daha efzaldir diye buyurdu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Veyahut da kısaltıyoruz parmak uçları kadar saçlarımızdan kısaltıyoruz. Bu kısaltmalar yapıldığı zaman artık umre ibadetimiz tamamlanmış oluyor. İhramdan çıkıyoruz. Artık her şey serbest. Güzel koku, sabunlar vesaire istediğimizi kullanabiliyoruz. Mekke'deysek eğer zaten oradaki bir mikat mahaline gidip de tekrar umre yapılacaksa umre dediğimiz ibadet 2,5 saat falan sürüyor. Ama işte Medine'den geliyorsak veyahut da direkt Türkiye'den Mekke'ye gidiyorsak bu yolculukta biraz 4,5 saat yol sürdüğü için öyle uzun olabiliyor yani. Ama asıl itibariyle umre ibadetimiz yani Kabe-i Muazzama'ya gelişimizden bitişi 2 saati bulmuyor yani. Öyle kısa bir ibadettir.
Ve sonunda da saçlarımızı keserekten ihramdan çıkıyoruz. Erkekler halk yapabiliyor. Tamamen jilete vuruyorlar saçlarını ihramdan çıkmak için. Kadınlar ise sadece kısaltma yapıyorlar. Kadınlar hakkında halk yok. Peki bazı şeyleri yapmayacağız dedik. Onları yaparsak ne olur? Şimdi onları söyleyelim. Uzuvlar kendi başlı başına değerlendiriliyor. Eğer siz bir uzuvu tamamen güzel koku sürerseniz kurban kesmeniz gerekiyor. Bir uzuvdan daha azına güzel koku sürdüyseniz o zaman sadaka vermeniz gerekiyor. Sadaka da işte bir fitre miktarı oluyor. Saçınızı boyarsanız kurban kesmeniz gerekir. Yağlarsanız kremlemek vesaire bir uzuv böyle. Bunlar için hep kurban kesmek gerekiyor. Dikişli bir elbise giydiyse, başını kapattıysa umre yapan kişi, umrenin başından sonuna kadar da böyle devam ettiyse o vakit yine kurban cezası var. Ama umrenin azında böyle ise o zaman sadakayla kurtarabiliyor. Başının dörtte birini, sakalının dörtte birinden daha fazlasını keserse yine kurban cezası var. Yani umre zaten dediğimiz gibi kısa bir ibadet. Orada tıraş olmaya falan kimse yeltenmesin yani. Bıyıklarını keserse yine sakala kıyasla ona göre bir sadaka tayin ediliyor. Hacamat olayım dedi, ihram bitmeden sabredemedi gitti, arkadan saçlarını kestiyse yine İmam-ı Azam yanında yine kurban kesmesi gerekiyor. İmameyn sadakayla da kurtarabilir demiş. Başka bir ihramlı kişinin saçlarını keserse onun isteğiyle veyahut da isteksiz bir şekilde kesene sadaka, kestirene tabi yani umre bitmeden kestirdiği için ona kan yani kurban kesmesi gerekiyor. Bir elini veya bir ayağının tırnaklarını tamamen keserse ihramlıyken yine kurban kesmesi gerekiyor. Bir özürden dolayı tedavi için kullanırsa bu yasak olan işte zeytinyağı kullandı veya da krem kullandı, yarık vardı vesaire. O zaman bunda bir beis yok. Tedavi için yaptığı vakitte bunda bir beis yok. Bunun bir cezası yok. Netice olarak ihramlıyken ıslak mendillerden, kokulu sabunlardan ve tırnak makasından, tıraş makinesinden uzak durmaya gayret gösterin. Zaten kısa bir vakit. O vakit bittikten sonra istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bir de işte biter bitmez hemen bir arkadaşı alıyor ötekini kesmeye kalkıyor. Burada bir hataya düşüyor insanlar. Yani sen daha ihramdan çıkmadığın için başkasının saçını kesemiyorsun. Böyle bir durum da var. Onun için ya orada ihramlı olmayan birisi senin saçını kesecek, sen ondan sonra kardeşinin saçını kesebilirsin. Yani ihramlıyken bunlara dikkat edelim. İhramlıyken umre bittikten sonra kendi saçını kesersin, ondan sonra başkalarınınkini kesebiliyorsun. Kendin hille geçmeden yani umreyi bitirmeden başkasının saçını dahi kesemezsin. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman Allah'ın izniyle umremiz tamam olur. Ceza için kurban kesmek veya da sadaka vermek durumunda da kalmayız. Allah-u Teala ibadeti en güzel şekilde yapıp eda etmeyi nasip eylesin bizlere. Vesselam.